27 Mayıs Cumhuriyet'in, Cumhuriyet devrimcilerinin son direnişidir. Dikkat edin, 27 Mayıs klasik bir askeri darbe değildir. Bunu Türkiye, özellikle 1980'den sonra, 1980 darbesinin o faşist, gerici yüzü, kıyıcı yüzü, o baskıcı yüzü nedeniyle bütün darbeleri biz eşitledik. Klasik bir darbe olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı 1974 Portekiz, Karanfil devrimi, ki bugünkü Portekiz demokrasisinin kurucusudur, demokrasisinin kurucu maddesidir o. Genç subayların sivillerle birlikte gerçekleştirdiği bir müdahale, Türkiye'de literatüre yerleşen kavramıyla bir iktidar olarak kararlandırılabilir. Çünkü dünyanın hemen hemen en demokratik anayasasını yapmıştır. En büyük hatası üç idamdır. Çünkü infaz hukukunda idam bir cinayet, benim onaylamadım, hiçbir zaman onaylamayacağım bir infaz anlayıştır o. Hiç de gerek yok mu zaten idamda, hiç de gerek yok. Ne Menderes prestijli bir politikacıydı, ne Polat Kan, ne Fatih Müştü Zorlu, ne de Celal Bayar. Menderes 5. sınıf bir zamparadır. 5. sınıf. 5. sınıf bir zamparadır. Bebek davası diye bilinen Yassada davası bir cinayet davasıdır. Sevgilisinin doğurduğu, sevgilisinden doğan çocuğu öldürüp kimsesizler mezarlığına gömme olayıdır. Öyle şimdi bazı ATV dizilerinde hissi hissi aşık gibi anlatılıyor. Kendi sevgilisini ve çocuğunun arkasında duramayacak kadar da korkak bir adamdır. O nedenle Bedri Nadi, Bedri Menderes ölümüne kadar, özellikle Bedri Menderes ölümüne kadar genellikle hep yatıştırıcı, uyuşturucu hapları kullanarak ayakta kalan bir kadın oluyor yaşamı boyunca. Ama 27 Mayıs'ı bize ne diye anlattılar 80'den sonra galiba? İlk ideolojik yenilgi, ilk kırılmada orada yaşanmıştı 80'den sonra. 27 Mayıs Anayasası, 12 Mart darbesinden sonra devrimci arkadaşlarımızın mahkemelerde savunmasının bile temelinde oluştu. Çünkü dünyada çok ender görülen bir madde vardır. Hukuk dışına çıkan, Cumhuriyet'in ilkeleri dışına çıkan iktidarlara karşı halka direnme hakkı tanır. 61 Anayasası. Bu müthiş bir fark. Müthiş bir farktır. O yüzden tenzih etmiş, biz anayasa tam uygulansın diye mücadele ettikler. Biz onun gereğini yapmaya çalıştıklar. Hukuki gibi savunmadır. Siyasi savunma daha net, daha sert bir savunmadır ama hukuki savunmada hem parti cephe davasında hem TEAKO davasında hem Mali Çayan ve arkadaşları tarafından hem deniz yetişli arkadaşları tarafından 61 anayasası hukuki savunmanın temelinde oluşturur. O anayasanın savunması. Polislere bile sendika hakkı tanıyan bir anayasadır. Polisler sendika kuramıyor ama öğretmenler kuruyor. Çünkü öğretmenler sendikası bilirsiniz. Türkiye Öğretmenler Sendikası kapatıldıktan sonra 12 Mart'ta ancak 1990'dan sonra keskin borçluların arkadaşların mücadelesi sonucu kamu çalışanları sendikal haklarına, o da grevsiz sendika hakkına ulaşabilmiştir ancak. 61 Anayasası'nda yani sadece yasama, hükümle, yargı organları arasındaki güçler ayrılığı ilkesinin oturtması, anayasa mahkemesinin kurması, sıfır barajlı bir seçim sistemi, demokratik bir seçim sistemi ki dünyanın en demokratik seçim sistemlerinden biridir o Milli Bakiye Sistemi, Türkiye İşçi Partisi'nin 15 milletvekili ve 3 senatörle meclise girmesini sağlamıştır. Bunları bir yana bırakıyor. Polislere bile sendika kurma hakkı tanıyan bir anayasadır. Bu apatik bir durum. Cumhuriyet'in bir son devrimidir. Bir Burjuva devrimini, Burjuva devrimine tarihsel olarak gelişi bir devrimidir. Ona demokratik bir boyut kazandırma hamlesidir. Onu boğdular, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri. 12 Mart darbesi yarım kalmış bir darbedir aslında. Gelişi faşist bir darbedir ama tamamlanamamıştır. Amaç 61 Anayasası'nı tasfiye etmektir. Hatırlayın o dönemde, yani yaşıyor olanlar hatırlayacaktır. Genç arkadaşlarımdan olmasa bile Demirel'lerin ve diğer bütün sağ politikacıların temel ajitasyonu, propagandası bu elbise bol, bu demokrasi fazla, bu anayasayla bu ülke yönetilemezdir. Tartışmalıdır. 12 Mart'ta o anayasanın üçte birini değiştirdiği
çıkıyor. 50'den fazla maddesi 12 Eylül'de askıya alıyor ve tasfiye ediyor. Üçüncü kırılma noktası 12 Eylül. 12 Eylül geçtiğini henüz daha çünkü 1950'den sonra Cumhuriyet'in temel kurumları tasfiye edilememiştir. Yaşar Emre'nin layık eğitim devam eder. Köy enstitüleri kapatılsa, yanı sıra İmam Hatipler kurulsa ve İmam Hatipler henüz meslek okullarıdır. Üniversite ilişkileri sınırlıdır ancak ilahiyatlara ya da İslam enstitülerine gidebilirsiniz, zorunlu olur. Motor meslek lisesi ya da makine meslek lisesinden mezunları tıpkı makine mühendisliğine yönlendirdiğiniz gibi İmam Hatip mezunları da bir meslek okulu olarak Yüksek İslam Enstitüsü ya da ilahiyat fakültelerini yönlendireceksiniz. Kız İmam Hatip okulları yoktur. Çünkü İslam'da kadınların din görevlisi olma hakkı yoktur. Bu günahdır. Kafirliktir. Bu katledilmeyi gerektirir. Ama bugün kız İmam Hatip okulları Türkiye'nin her yerinde var. Neredeyse her mahallesinde var. Böyle bir süreç olmakla birlikte layık eğitim devam eder, layık kurumlar devam eder. Cumhuriyet'in temel kurumlar şu ya da bu şekilde yaşatılır. Fakat bütün mücadele şeye karşı yürütülür. Bu anayasanın tasfiyesi. Kim? Bu dönem 1960'lardan itibaren NATO ve Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Pentagon, o cumhuriyetçi damarı gördüğü için ordudan ve bürokraside kemalistleri, cumhuriyetçileri tasfiye etme operasyonlarına başlıyor. Komünistle mücadele dernekleri kuruluyor örneğin o dönem. Milli Türk Talebe Birliği'ne ele geçiyor. Komünistle mücadele derneklerinde başkanlık yapan herkese bakın. Onlar aynı zamanda Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanıdır. Bu tesadüf değil. Türkiye'de antikomünizm genel olarak bir boyutuyla antileyitlik ve antikemalizm demektir. Antikomünizm. Öyle de geçmiştir. Bir tanesi İsmail Kahraman. İsmail Kahraman biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi şimdi. Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bakanlık yapıyor. Oralarda yetişenlerden biri Abdullah Gül. Milli Türk Talebe Birliği'nin İstanbul'da yüksek öğrenim şube başkanıdır. Onun tutumunu biliyorsunuz. Necip Fazıl Kısaköy'ler vesaire. O dönemde Necip Fazıl Kısaköy'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz bulamadığı için Demokrat Parti'ye yaklaşması. Daha sonra fantastik bir İslamcı ideoloji geliştirmesi ve giderek Nazizm İslami terminolojiye aktarılması diyebileceğimiz ki faşist terminoloji açıktır. Onun ideoloji örgüsü diye önemli bir kitabı vardır. Ben bir gün gazetesindeki yazılarında İslamcı faşist İslamofaşist yazılarında bunu bir sede halinde yazdım. Bir baş güce rejimi tanımlar. Yukarıda bir führe, bir baş güce. Onun ilgili bir baş güce vardır. Altında onu destekleyen ve onun icraatlarına katkıda bulunan bir meclis vardır. Yüceler Meclisi. Yüceler Meclisi'nin işi baş gücenin yaptırdıklarını onaylamaktır. Çok genel çizgide söylüyorum. Türkiye'de bugünkü AKP iktidarı esas olarak Necip Fazılcı bir İslamcı damardan gelir. Beşinci sınıf bir şairdir. Nazım ve şiirleri nedeniyle hapis yatarken ve kaçak kumardan, kaçak kumar oynamakla oynatmaktan gözaltına alınır. Besleme basın kavramının yaratıcısıdır. İktidarlardan, sağ iktidarlardan aldığı paralar, örtülü ödenekten aldığı paralarla faaliyet sürdürür, dergiler çıkar. Büyük Doğu dergi söyle bir dergidir. Irkçı, ki açık bir yerli düşmandır, Ermeni düşmandır, Türk düşmandır, çok açık ve çok kaba bir düşmandır bu. Aşağıya hakaret eden bir düşmanlığını sürdürür. Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği'ndeki bir konferansta onun bir şiirini okuduğunu ve üstad tarafından takdir edildiğini övünerek anlatır. Böyle bir övünerek anlatır. Yine Abdullah Gül'le bugünkü Hulusi Bey, Hulusi Akarya, Genelkurmay Başkanı, almış almış bir konusuna bakıyor. Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Necip Fazıl'ın Kayseri'deki bir toplantısında hemen onun yanında poz veriyorlar. Niye Hulusi Akarya? Akar gibi kişiler bu tür silahlı kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığı yaptılar. Biraz önce söyledim ya, Türk burjuvazisi, Cumhuriyet'in burjuvazisi ve bürokrasisi kendi devrimine ihanet etti, onu yarım bıraktı. İslamcılar da uzlaştı. Deniz Gezmişleri, Tayyip Erdoğan'la aslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bulunan daireciler aslan.
Eylül darbesini yapan başkaları değil, bu ordunun generalleri. Ama ilk yaptıkları iş kendi çocukları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu devrimci subayları tasfiye etmek oldu. İlk kontrgeneral adını da o subaylar işkence sırasında öğrendiler. İşte Cenil Gürkanlar vesaire. Ziver Bey Köşkü'yü çok anlatır ya, ben Uğur Mumcu'ya, İlhan Selçuk. Tarak Turhan özellikle, Tarak Turhan orada 85 kilo ile gelip o sorguya 54 kilo ile sorgudan çıkan bir adamdır. Müthiş bir adamdır. Müthiş bir direnişçidir. Müthiş bir temas edilmiştir. Kontrgeneral ile ikaz. Deşifre edenlerden biridir. Kendi çocuklarını işlemlerine geçirdiler. 12 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan subay sayısı, devrimci subay sayısı 5400'dür. 12 Eylül'de her üç harbi okulu öğrencisinden biri ya tutuklandı ya atıldı. Ben onlardan hapis yattım ama değil. Arkadaşlarımız var. Ve cezaevlerinde de çok iyi bir direniş sergilediler. Hiçbir teslim olmadı. Çok iyi savunmalar yaptılar. Özellikle 3. yol davasından yargılandılar onlar ama her burada var. Mahir Çayan'la birlikte yargılanan subay sayısı 317'dir. TKPC ana davasından yargılanan subay sayısı. Yani şeyler ortada, matematik ortada. Önce kendi evlatlarını tasfiye ettiler. Böyle bir ihanet dönemine geçti. Mesela Cevdet Sunay, 12 Mart döneminin Cumhurbaşkanı değil mi o dönemde? Daha önce Genelkurmay Başkanı'dır. Cumhuriyet mekteplerinden çıkan, laik mekteplerden çıkan bu imansız gençlere Cumhuriyeti teslim edemeyiz. İmam Hatipleri, imanlı gençlere ihtiyacımız var diyen bir Cumhurbaşkanı'dır. Olay şudur. Olay şudur. Cumhuriyet başından itibaren kendi solunu buduya buduya geldi. Kendi solunu. 70'li yıllarda kontrgeneral'ın tehdit değerlendirmesi için Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Türkiye'nin kurucu kuvvetlerinden biri Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Hatırlayın, Ecevit Çiğ'le suikast yapan kimdi? Suikastı düzenleyen polisin kullandığı silah Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT envanterinde yok. Ama NATO'da var, Pentagon'da var. Plastik mermi sıkıyor, mermi ucuna girdiği zaman içeride patlıyor, yani mutlak öldürüyor. Ahmet İslak, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İslak'ın kardeşi iş adamı. Mehmet İslak eşit isabet. Yani ıskaladı Ecevit. Ecevit de Taksim'de suikast yapılacağı söylendi biliyorsunuz 1 Mayıs'tan sonra. İhbar eden Demirel. Demirel'e bunu bildiren Tercüman Gazetesi'nin o dönemdeki tez sahibi Kemal Ilıcak. Kemal Ilıcak söyleyen bunu bir Gestapo ajanı, eski Gestapo, yeni CIA'ya çalışan bir Gestapo ajanından önemli bir bölüm. Daha sonra CIA değişiyor ve kendisi kullanmaya başlıyor. Bir CIA'ya ajanı. 12 tane Cumhuriyet Halk Partisi, 12 il başkanı öldürülmüş. Bir milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, Çağrı'da, Şişli'de. Mesela Zeki Tekiner, Nevşehir İl Başkanı. Benim de tanıdığım biri olduğu için. Devrimci Gençlik Hareketi'nden gelen makine mühendisler odasında görev almış. İl başkanlığı yapan birisidir. Onun cenazesine giden CHP kafilesine bakın. Ecevit bir otobüsün üzerindedir. Çevresinde herkes silah çekmiştir çünkü inşaatlardan, binalardan yağmur gibi kurşun atılmaktadır. Bir süre sonra seçim kazanacak mıyız? Muhalefet Partisi liderinden söz ediyoruz. Ama bir tehdit değerlendirmesine Cumhuriyet Halk Partisi de dahil edilmiştir. O yüzden NATO'ya giriş büyük bir kırılmadır. Mossad'ı Hamas'ı kurdurduğunu söylüyor. Afganistan'a bakın, El-Kaide'nin kuruluşunda bir ilginç fotoğraf var. İnternete girseniz hemen göreceksiniz. Wolf of Is. Neokon hareketini, yani neokonservatif hareketini, yani yeni muhafazakarların Amerika'da önde gelen isimlerinden biridir, teorisyenlerinden de biridir. Akademisyen Profesör Wolf of Is. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı, Savunma Bakanlığı Danışmanlığı, daha sonra da Dünya Bankası Başkanlığı yaptı.
Volfovist'le Usama Bin Laden'in bir silah incelerken birlikte çekildiği fotoğraflar vardır. Usama Bin Laden. Mossad'a karşı niye kuruluyor? Mossad niye kuruluyor? Babası biliyor musun? Çünkü AKP'nin üzerine atladığı örgütlerden biri. Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü'nde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi var mesela. George Arbaş. Deniz Gezmiş'in gidip onların safında savaştığı örgütü. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi. Filistin Kurtuluş için demokratik cephe var. Hava etmiyor. Bunlar Marksist örgütler, sol örgütler. Ama El Fethi, İslamcı bir örgüt değildir. El Fethi, yurtsever bir örgüt, milliyetçi bir örgüttür. Ama laiklikten yana kadın etkindir. Hatırlarsanız Leyla Erbil uçak kaçacak. Filistinli tutukluların İsrail zindanlarından serbest bırakılması için uçak kaçacak bir kadın geliyor. Leyla Erbil başa çıktı, modern biridir. Hepimizin bir kadar böyle çok beğendiği, hepimizin çok şaşırdığı bir tipolojisi o. Çünkü bir Filistinli bir Arap uçak kaçıyor, örgütte son derece yöneticilerden biri. Bunun karşısında Hamas kurdurdular. Bugün Gazze, Hamas'ın kurduğu İslami rejim temelinde Mossad'da CIA'ya yakın. Onlar zannettiler ki daha sonra bunlar dişi bitti mi? Hadi siz medreselerinize dönün, evlerinize dönün dedikleri zaman bunlar dönecek, dönmediler. Türkiye'de de öyle zannetti. Cumhuriyetçi Burjuvazi, Cumhuriyetçi Demokrasi. 12 Eylül 61 Anayasası'nın bütünüyle tasfiye edip Türkiye'nin devrimci muhalefeti kırıldıktan sonra artık önlerinde duracak kimse yok. Cumhuriyet soluna kendi evlatlarına, kendi en parlak çocuklarına ihanet ederek geldi. Kendi solunu tasfiye ederek gelen Cumhuriyet bütün dengesini yitirdi ve sağa sağa. Olay budur. Olay budur.